İkinci el otomobil satışları ile ilgili yeni düzenlemeye gidiliyor. Artık yetki belgesi olmayanlar otomobil ticareti yapamayacak. Yapanlara 5 bin liradan başlayan cezalar kesilecek. Düzenleme ile ikinci el araç piyasasının dengelenmesi hedefleniyor. Yani 3 ay önce benim kendi sattığım 50 lira arabayı şu anda 95-100 lira çekiyordum. Anlamsız bir şekilde fiyat artışı var. Koronavirüs salgını nedeniyle otomobil üretimi azaldı. İkinci el araçlara yönelen talep nedeniyle fiyatlar uçuşa geçti. Fiyatlar yüksek. Yani şu an için alabileceğimiz bir bütçede değil. Ha, ayırdığınız paraya göre çok yüksek yani fiyatlar. Fiyatlar çok yüksek. Hükümet piyasanın dengelenmesi için yeni bir düzenlemeye gitti. Bu kapsamda yetki belgesi olmayanlar otomobil ticareti yapamayacak. Vatandaşlar artık yetki belgesi olmayan firmalardan araç alımı yapmayacaklar. O yönetmelik yürürlüğe girer ise herkes bu işi yapamayacağı için gerçek yerini bulur, gerçek değerini bulur. Yani piyasa biraz daha oturur. İkinci yerlere araç fiyatlarının artmasının en büyük sebebi bu işi ayak ayaküstü alıp yapan satanlar. Bu işi yetki belgeli kişiler yapacağı için fiyatlandırma yapılırken araçlarda Bunlar göz önüne alınacak. Mükerrer ilanlar var. Bu da vatandaşın kafasını karıştırıyor. Satılmış araçları satılmamış gibi devam ediyor ilanlar. Bunların da önüne geçilecek. Yetki belgesi ticaret siciline kayıtlı galericilere verilecek. Satıcılar en az lise mezunu olacak. Ayrıca besleki yeterlilik belgesi şartı aranacak. Piyasadaki profesyoneller, profesyonel insanlar tarafından belirlenecek. Ee, yani sahibinden sahibine 5 lira o fazla, 5 lira o fazla ona bakarak, o ona bakarak ekleyemeyecek fiyatlara. Sırf bu işi yapan çok insan oluştuğu için yetki belgesiz her araç en az 3 sefer satış görüyor. Her satışta 3-5 bin lira eklendiğini düşünürseniz alıcı çoğalıyor, fiyatlar da artıyor. Yeterlilik belgesi olan galeriler alıcı için yasal muhatap kabul edilecek. Zorunlu ekspertiz raporuyla ikinci el araçlara satış garantisi de verilecek. Bu işi bilen yetkili insanlardan alacaklar en azından ve karşılığında bir hani karşısında bir sorumlu olacak. E, sorumludan bir sıkıntı yaşadığında da geri dönüş sağlanabilecek kendilerine. Belgesi olmayanlar aracı alıp satamayacak. Yapanlara ilk araç için 5 bin, sonraki her araç için katlanan oranlarda ceza kesilecek. Yetki belgesi olmadan, ekspertiz raporu olmadan satış yapanlar e, birincisinde 5 bin, ekspertiz raporu yoksa bir beş bin daha. ikinci mükerrerinde on bin, üçüncüsünde yirmi bin katlayaraktan ceza kesilecek. Düzenlemenin Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya geçmesi bekleniyor.